İş Konuşalım programı olarak şimdi Trabzon'da OFF Belediyesi'ne konuk olduk. Yanımızda OFF Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu var. Salim Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bendeniz Salim Salih Sarıalioğlu, 1967 OFF doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimini OFF'ta tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 27 yılımı doldurdum meslekte ve ilk dönemim OFF'lu hemşerilerimin büyük bir teveccühüyle 2014 Mart seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildim ve onlara hizmet etmeye gayret ediyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Bize OFF'u kısaca nasıl anlatırsınız? OFF'u size anlatmaya kalksam belki kelimeler, belki kitaplar dolusu hikayeleri var. Kifayet etmez. Belki adı iki harften oluşuyor ama derinlemesine indiğinizde OFF tarihi kökenleri olan ve tarihte bütün zamanlarda adını sıkça duyurmuş, bugün de sıkça duyuran bir ilçemiz, şirin bir ilçemiz, Trabzon'un bir ilçesi. Bu zamana kadar yetiştirmiş olduğu ünlü alimleriyle, din adamlarıyla, fen adamlarıyla, sanatçısıyla, siyasetçisiyle, sporcusuyla ve sanatın birçok dalında yetiştirmiş olduğu ünlü insanlarıyla meşhur olmuş bir ilçemiz. Bugün itibariyle baktığımızda, bugün Hava Kuvvetleri Komutanımız, bizim hemşerimiz, Genel Komutanımız Sayın Hasan Küçük Akyüz Paşa'mız, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, aynı zamanda bugün ortaya büyük bir gayret koyuyor, büyük bir çaba sarf ediyor terörizmle mücadelede ve birçok konuda bizlerin destekçisi. Ve yine OFF'umuzun yetiştirmiş olduğu değerlerden Oktay Saral var, şu anda Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlarından. İsimleri çok, isimleri saymaya kalksam belki zaman yetmeyecek. Hakikaten OFF milli manevi değerlerine sahip çıkmış, vatanın ihtiyaç duyduğunda, devletin ihtiyaç duyduğunda OFF'un ileri gelenleriyle, OFF'un ahalisiyle her zaman devletinin ve milletinin bekası için çalışmış, her zaman da bundan sonra da bu gayreti gösterecek olan bir ilçe. Çünkü bunun işaretleri geçmişte var. Geleceğe de biz bu ışıkla bakıyoruz ve Allah devlete zeval vermesin diyoruz. Devletimizin dimdik ayakta durması, milletimizin milli ve manevi değerleri çerçevesinde, birlik beraberlik içerisinde, huzur ve barış içerisinde, güven içerisinde yaşaması için gayret sarf eden, gerçekten vatanını, milletini, dinini, diyanetini seven bir yerdir OFF. Öncülük ettiğiniz ve devam eden projelerinizden bahseder misiniz? Öncülük ettiğimiz birçok alanda birçok proje var. Bunların bir takımı spor faaliyetleriyle alakalı. İlçemizde şu anda gençlerimizin spor yapabileceği bütün tesisler kazandırılmış durumda. Bunlardan bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Bitenleri sayacak olursam, yarı olimpik yüzme havuzumuz tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. Gençlik Merkezi projemiz vardı, o da tamamlandı. Gençlik Merkezi tamamen faaliyete geçti. Bir iki ay içerisinde eksik elemanların tamamlanmasıyla yarı olimpik yüzme havuzumuz da faaliyete geçmiş olacak. Biz spora çok önem veren bir belediyeyiz. Belediyecilik anlayışımız sporsal faaliyetlere destek verme aynı zamanda. Çünkü biz spor ahlakıyla yetişen, sporcu kimliğiyle yetişen gençlerin ileride daha başarılı, daha sosyal, daha medeni, daha ilişki kurabilen, çevresine daha faydalı insanlar olacağına inananlardanız. Dolayısıyla sportif faaliyetleri destekliyoruz. Bu manada da yine Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz, tamamı belediyemize ait olan 50 dönümlük bir alanı kendilerine tahsis ettik. Burada da büyük bir spor kompleksi yapılıyor. İlk etapta 5000 kişilik bir stadyum ve onun devamında da yanında en az 2 tane antrenman sahası olacak. Bu şu demek, aynı zamanda sadece ilçemize değil, çevre ilçelere de sportif faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecekleri alanları kazandırmış olacağız. Bunun yanında
Rekreasyon, ikinci etap rekreasyon projemiz, proje aşamasında devam ediyor. İlçemizin hemen sahilinde, batı kesiminde 150 dönümlük bir alan, az önce bahsetmiş olduğum spor kompleksini de bu alan üzerinde kuruyoruz zaten. 50 dönümünü Spor Bakanlığı'na tahsis ettik. Geriye kalan 100 dönümünde de rekreatif alanlar, rekreasyon alanları, çocuk oyun bahçeleri ve yine insanlarımızın, vatandaşlarımızın rahatlıkla her türlü eğlencelerini, her türlü aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir alana olacak. Kavuşacağız inşallah önümüzdeki dönem içerisinde. Başlayacağımız projelerden bir tanesi. Proje tamamlanma aşamasında ve yine Sulaklı Vadisi projemiz hem DSİ Genel Müdürlüğü hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla şu anda protokol aşamasındayız. Uygulama alan projesi bitti. Uygulama projesi ve keşifler hazırlanıyor. Bunların da bitmesiyle birlikte inşallah Sulaklı Vadisi'nde de ilçe halkına, sadece ilçe halkına değil, dışarıdan gelecek yerli ve yabancı turistlere de hizmet edecek bir rekreasyon alanımız olacak. Bunun yanında sayabileceğim projelerden hem devam eden hem de bitmiş olan projelerden şunu söyleyebilirim. Bizim merkez meydan, otopark gibi alanlarımız kısıtlıydı. Yapmış olduğumuz bir takım çalışmalarla Büyük Cami yanında ilçemize büyük bir meydan kazandırdık. Bu meydanların sayısını artıracak bir takım projeler geliştiriyoruz. Aynı zamanda katlı otoparklar yaparak ilçemizin trafik sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil zaten biliyorsunuz. Ama biz bütün bu yoğunluğa rağmen yapmış olduğumuz trafik master planının uygulamaya geçmiş olmasıyla beraber inşallah bu problemi en aza indireceğiz. Devam eden projeler arasında bu otopark projesi de var. Ve yine projesi tamamlanmış, ihalesi yapılmış. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Kanalizasyon İdaresi, kısaca TİSKİ ile birlikte yürüttüğümüz içme suyu projemiz var. Bu proje şu anda başladı ve devam ediyor. Bunun bitmesiyle birlikte bu proje 2018 yılı sonu itibariyle bitecek. Yaklaşık 50 trilyonluk eski parayla yeni parayla 50 milyonluk bir proje. İlçemizin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı ortadan kalkmış olacak ve tamamen cazibeli sistem dediğimiz artı 750 kotundaki bir mesafeden 22 kilometrelik bir kottan 22 kilometrelik bir mesafeden şehir şebekesine arıtma ünitesiyle birlikte kazandıracağımız su ilçemizin su problemini ve gereksiz enerji sarfiyatını şu andaki içme suyunu dere yatağındaki kuyulardan karşılıyoruz. Bu kuyularda motopomplar çalışıyor. Bunlar elektrik enerjisi harcıyor. Ama bu az önce bahsetmiş olduğum projeyle birlikte tamamen enerji sarfiyatsız ve cazibeli sistemle şehrimize temiz bir içme suyu ve en az 50 yıl yetecek kadar bir içme suyunu aşağı yukarı 68 mahallenin de 40'ın üzerindeki mahalleye, 45'e yakın mahalleye hizmet verecek bir projeyi de tamamlamış olup ilçe halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı ile birlikte tamamen belediyemize ait 20 dönümlük bir arsayı Sağlık Bakanlığı'na bedelsiz tahsis etmek koşuluyla ilçemize 200 yataklı bir devlet hastanesi kazandıracağız. Projesi, keşifleri, her şeyi bitti. Bu ay sonu itibariyle ihalesi yapılacak ve o da beklentimiz ve yapmış olduğumuz görüşmeler öyle yapılan değerlendirmeler neticesinde inşallah o da 2018 yılı sonu itibariyle tamamlanıp ilçe halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Tabii projeler çok, aslında yeterli mi? Yeterli değil. Bunun yanında birçok mahallemizin büyükşehir olmamız itibariyle bu yeni yasayla ilçemiz de Trabzon'un büyükşehir olması itibariyle yeni bir ilçe büyükşehir belediyesi oldu ve 52 mahallemiz, 7 beldemiz, 59 yeni mahallemiz oldu. Toplamda 9 mahalle merkez mahallesiydi, 68 mahalle oldu. Bu mahallelerin, her mahallenin kendine göre ulaşım, altyapı, içme suyu, kanalizasyon, birçok hizmeti bu dönemde, geçmiş olduğumuz 3 yıllık dönemde aşağı yukarı tamamlandı.
Eksiklerimiz var, devam ediyoruz. Yaklaşık 150 kilometre asfaltlama yaptık. 15 bin metreküp fen ve sanat yapısı, istinat duvarları yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Allah güç kuvvet versin diyorum. Bütün bu zorluklara rağmen, tabii sizlerin de bildiği gibi, şu son 17-25 Aralık'tan beri malum güçler, malum çevreler hep birlikte Türkiye'nin ayağını nasıl tökezletebiliriz diye hep birlikte düğmeye bastılar. Önce 17-25 Aralık'ı denediler, sonra Gezi'yi denediler. Sonra 6-7 Ekim olaylarını uygulamaya koydular. Birçok ilde, Ankara'da, hatta büyük şehirlerde, Diyarbakır'dan başlattıkları bombalama eylemlerine devam ettiler ve en son 15 Temmuz'da da hain planlarını noktalamak istediler. Ama her planın üstünde bir planın olduğunu, Allah'ın da bir planı olduğunu ve bu milletin, bu aziz milletin bu tür durumlarında nasıl bir duruş sergilediğini ve sergileyeceğini hesap edemediler. Hesaplarında yanıldılar. İnşallah Allah onlara da hidayet versin diyorum. Allah ıslah etsin diyorum. İslah olmazlarsa da Rabbim onları bildiği gibi yapsın diyorum. Çünkü onların arasında maalesef içimizde yetişen, devletin parasıyla, annesinin emeğinden artırarak, babasının gözü gibi baktığı ve bu devlete, bu millete hizmet etsinler diye yetiştirdiği insanlar var. Yani onlara aslında birçok kelime yakıştırılabilir ama ben burada ağzımı bozmak istemiyorum. Ve yine onlara dua ediyorum, Allah ıslah etsin diyorum. Liderimiz Sayın Tayyip Erdoğan'ın o dik duruşu, milletinin ona olan güveni ve Sayın İçişleri Bakanımızın, birçok bakanlarımızın, milletvekillerimizin Türk demokrasisine ve Sayın Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın o gece meclisi açarak millet iradesine, milletle birlikte sahip çıkışı bu hain planı engelledi. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu engellemelere rağmen Türkiye dimdik ayakta, hükümet dimdik ayakta, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu sinerji ve onun bize göstermiş olduğu, onun bize vermiş olduğu enerjiyle birlikte Türkiye'nin sevdalısı olarak yine Türkiye'nin hizmetindeyiz. Rabbim gayretimizi, sabrımızı artırsın diyorum. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Oflu kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada okudum. Onların teveccühüyle onlara hizmet etme makamındayım. Makamların gelip geçici olduğunun farkındayız. Asıl olan kardeşlik, sevgi ve birbirimizin arasında olan bu manevi bağlardır diyorum. Onları çok seviyorum. Onların bir evladı olmaktan öncelikle onlardan gurur duyuyorum. Onu bu vesileyle de kendileriyle paylaşmak istiyorum. Rabbim güç verdiği sürece, Rabbim kuvvet verdiği sürece ve fırsat verdiği sürece bu makamlarda olmak şart değil. Başka yerlerde de olabiliriz. Onların hizmetinde olmaya 7/24 anlayışıyla, gayretiyle devam edeceğimizi ve onlarla olan gönül bağımızın hiçbir zaman kopmayacağını buradan onlara ileterek onlara da teşekkürlerimi, saygılarımı sunarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum ve teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum tekrar.